Mutlu Günler Efendim Hayatın İçinden başlıyor. Hayatın İçinden de bugün konuğumuz cezaevi vaizyesi Ümmü Gülsüm Çok Yürür. Şimdi Ümmü Gülsüm Hocam'la biz Ramazan'dan hemen sonra, Ramazan'dan sonraki oruçla ilgili konuşmuştuk, öyle değil mi? Ama yarım kalmıştı. Evet, yarım kalmıştı. Bugün o yarım kalan konumuzu da tamamlayacağız ama onun öncesinde hocam benim bir sorum olacak. Tabii ki. Daha doğrusu izleyicilerimizden gelen bir soruydu. Tamam. İstihareyi sormuş izleyicilerimiz. İstihare nasıl yapılmalı, kim evet. yapmalı, kendimiz mi yapmalıyız ve neden yapılır gibi sorularımız var. Tamam. Onunla açalım, sonrasında konumuza dönelim. Tamam inşallah. Kısaca toparlayalım o zaman bu konumuzu da. İstihare demek hayırlı olanı istemek demektir. Adı üstünde hayırlı olanı istemek. Yani bu her şey için yapılan bir durum değil. Şöyle alalım en başından. İstihare demek halkımızda nasıl anlaşılıyor? Mesela bir kardeşimiz evlenecektir veya bir iş yeri kuracaktır veya ne bileyim bir ev alacaktır, araba alacaktır. Acaba bu iş hayırlı mı diyerekten namazını kılıp rüyaya yatar. Bizim halkımızda anlaşılan şekli budur istiharenin. Ama işin aslına bakacak olursak, dinimizin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asıl tavsiye ettiği şekle bakacak olursak şu şekilde toparlayabiliriz. Bir iş yapmadan önce niye yapılıyordu istihare? Evlilik yapacaksa kardeşimiz, ev alacaksa, iş kuracaksa, araba alacaksa, bir şeyler hayatında bir değişiklik, hayırlı bir işler düşünüyorsa öncelikle bunun altyapısı için gayret göstermelidir. Yani sormalıdır, soruşturmalıdır, istişare etmelidir. Buna biz ne diyoruz? Önce istişare, daha sonra istihare. İstişare kısmını hallettikten sonra istihare kısmına geçilir. Ama bizim halkımızda genellikle bu yanlış anlaşılır. İstişare kısmına bakmadan sondan başlarlar. İstihare kısmından. Bu çok yanlış bir şeydir. Önce istişare kısmı. İstişare kısmında sadece hani görüş alışverişi değil, bunun için gerekli olan gayretin sarf edilmesi anlaşılmalıdır. Örneğin ev alacaksak araştıralım efendim, aldığımız evin arazisi bir vakfa mı bağlı? Ev alacaksak krediyle mi alıyoruz, kredisiz mi alıyoruz, krediyle almıyorsa zaten haramdır. Bunun hayırlı mı hayırsız mı diye bakılmasına lüzum yok. Zaten baştan iş haramla başlıyor. Ya da efendim komşuları nasıldır bu evin? Bunun gibi veya evin efendim güneş gören tarafları, evin yönü, altındaki komşular, üstündeki komşular, evin yapısı, kullanılan malzeme, kim yaptırmış, müteahhit kim? Yani bu soruları çoğaltabilirsiniz vesaire vesaire. Veya evlenecekse bir kardeşimiz, sadece bizim frekanslarını tutuyor deyip atlamak yerine, ondan sonra istihare yapmak yerine, bu kardeşimiz için bir şöyle tanıma süresi tanımak. Karşılıklı tanışma olması açısından belli bir süre birbirlerine vakit ayırmaları. Daha sonra bu kardeşimizin akrabalarından, eşinden, dostundan, arkadaşlarından bir sorup soruşturmak veya okuduysa mesela hocaları vardır, hocalarından bir sorup soruşturmak. Bu kardeşimiz nasıl bir insan? Ya da efendim onunla bu ölçüyü zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vermiştir. Bir insanı diyor tanımak istiyorsanız onunla alışveriş yapın veya yolculuğa çıkın. Ha tabii ki uzun yolculuk kastetmiyoruz ancak efendim bu insan yolculuğa çıksa adamı ortada koyar mı? Koymaz mı? Yol arkadaşına sahip çıkar mı? Ki bir evlilik bir yolculuktur. Hı hı. Yol arkadaşı bir anlamda. Sahip çıkar mı? Yoksa yolda mı bırakır? Acaba kendi ihtiyaçlarını mı önceler? Yoksa yanındaki insanın ihtiyaçları da onun için önemli midir? İşte bütün bunlar artırabiliriz, çoğaltabiliriz. Bütün bunların hepsi gayret sarf etmektir. Yani çabalamaktır. Bu iş nereye varır sorusunun cevaplarını aramak gerekiyor. Ha bu cevap efendim olumlu oldu. Güzel oldu. Tamam. Efendim o zaman bir de Allah-u Teala'ya danışalım. Heh, o zaman işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi bir istihare duamız var. Onu okuruz. Öncelikle bir iki rekat istihare namazı kılıyoruz. Daha sonra bu duamızı okuyoruz. İçimizden kalbimize doğan his neyse ona göre karar veriyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şekil bu. Eğer diyor bunu bir kere de anlayamazsanız 2, 3, 4, 5, 6, 7. güne kadar çıkarabilirsiniz. Efendim rüya ne oluyor peki? Tabii bu da daha sonralar rüya şekline dönüşmüş. Yapabilir kardeşlerimiz tabii ki bunu da ama asıl şekli yine Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı gibi iki rekat namaz kılıp
arkasından istihare duasını okuyup Rabbimize dua edip kalbimize o işle alakalı bir his vermesi. Bunu talep etmek. İstihare dediğimiz şey asıl budur. Ha, rüyaya yatmak isteyen, görmek isteyen tabii ki yatabilir. Daha sonraki dönemlerde bu da yapılmış. Ha, fakat şöyle de bir durum var. Bu istihare rüyasını da herkes yorumlayamaz. Güzel yorumlayacak, gerçekten bu işten anlayacak kişilere de sadece istihare rüyası değil aslında bütün rüyaların işin ehline anlatılması gerekir. Hele hele ki istihare konusunda bir rüya görülmüşse bunun da çok dikkatli bir şekilde yorumlanması gerekir ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyayı hayra yorun, hayır yoracak kişilere anlatın çünkü diyor rüya yorumlandığı gibi çıkar. Yorumlayan kişi çok önemlidir. Allah korusun. Onun için bu rüya şöyle basit bir rüya falan da değildir. Basit bir konu falan da değildir. İstihare şeklini ancak bu şekilde özetleyebiliriz. Yani burada bizim iki temel hususumuz var. Önce istişare kısmı, onu da nasıl olacağını anlattık. Daha sonra istihare kısmı, istiharenin de aslının nasıl olduğunu söyledik. O zaman yine elimizden geleni yapacağız, bir çaba sarf edeceğiz. Öyle. En son. Tabii ki. Tabii ki aynen öyle. Burada yani burada şimdi hiç istişare aşamasını atlamadan istihare aşamasına geçmek pek doğru bir hareket değildir. Çünkü yanlış da rüya görebiliriz. Yanlış bir kanıya da ulaşabiliriz. Biz şimdi bir insanlar aleminde yaşıyoruz. Melekler aleminde yaşamıyoruz. Ya da gayb aleminde yaşamıyoruz. İnsanlar aleminde yaşıyoruz ve İnsancıl bir bakış açısıyla olaya bakmak lazım. Metafizik açıyla değil de bir insancıl bakış açısıyla olaya bakmak lazım. Çünkü insanların içinde yaşıyoruz. İnsan gibi davranmamız lazım. Yani insanüstü bir varlık. İnsancıl yorumlar yapmamız lazım. İnsanüstü varlıklar değiliz. Onun için madem ki insanlarla ilişkimiz var, madem ki insani ihtiyaçlarımız var, o zaman Allah'ın bize emrettiği gibi insani şekilde düşünmemiz gerekir. Peki o zaman istihareyi de açıklamış olduk bu sayede. Alemleri karıştırmayalım. Değil mi? Tabii. O zaman şimdi Ramazan orucundan sonraki oruçlara bir bakacağız. Evet. Bakalım. Birazcık bir bahsetmiştik. Hatta özellikle davranışlar üzerinde de durmuştuk. Evet. Yani Ramazan'da kazandığımız davranışları da kaybetmeyelim diye. Şimdi devamına getirelim. Getirelim inşallah. Şimdi tabii ki Ramazan orucumuz farz oruçtu. Rabbimiz bize Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirmemizi emrediyordu. Bakara suresiyle sabit, ayet-i kerimeyle sabit. Peki efendim, farz oruç haricinde nafile oruçlarda var mı? Başka oruç şekilleri de var mı? Şimdi evet, Rabbimiz bize Ramazan orucunu farz kılmış. Peki Efendimiz Aleyhisselam ne yapmış bunun haricinde? Tabii ki farz orucunu tutmuş. Bunun haricinde acaba Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir şeyler var mı oruç adına? Ramazan haricinde. Çünkü biz biliyoruz ki oruç cehennemle kişi arasında kalkandır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Oruç kişi ile cehennem arasında kalkandır diyor. Demek ki bu kadar önemli bir ibadet ise bu. Ramazan'dan sonra da bunun devam etmesi gerekir. Ve hatta bir kutsi hadiste her şeyin diyor sevabı karşılığı bellidir. Ancak orucun ki bana aittir diyor Rabbimiz. Orucun sevabı, mükafatı ancak bana aittir. Çünkü niye böyle? Sadece Rabbimiz için yaparız o ibadeti. Yani kimse bilmez bizim oruçlu olduğumuzu. Evet, en gizli. Yani, insan söylemese ben oruçluyum diye kimse onun oruçlu olduğunu bilmez. Yemezse, içmezse. Ha, bu oruçludur demez kimse. Ama namaz kılan birisinin namaz kılıyor der. Veya efendim hacca umriye giden birisinin bak tavaf yapıyor hacca umriye gitti der. Veya efendim açıktan sadaka zekat verecekse bak ne kadar güzel hayır yapıyor der. Ama oruç ibadetini kimse bilmez. Onun için safi Allah rızası içinde tutulmuşsa bu oruç onun artık ne derler halk arasında tadından yenmez. O biçim bir ibadet haline gelir. Onun için mükafatı çoktur. O zaman demek ki bu kadar büyük bir ibadetin sadece Ramazan'la kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Ve öyle de olmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan haricinde de oruçlar tutmuş. En başta şu an Şevval ayı içerisindeyiz. Şevval'de malum 6 gün oruç tutuyoruz. Ramazan'dan sonra diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kim Şevval'den 6 gün daha tutarsa. Ramazan
arsı 6 günde Şevval'den tutarsa diyor, tüm yılı oruçlu geçirmiş gibi olur buyuruyor. Demek ki bu Şevval ayında da 6 gün oruç tutmak çok büyük bir nimet. Ha şimdi Şevval'in çıkmasına birkaç gün kaldı. Şevval ayı içerisinde oruç tutamayan kardeşlerimiz varsa kalan şöyle birkaç günü de kendilerince değerlendirirlerse Rabbimiz mükafatını verir. Özellikle bayan kardeşlerimize sesleniyoruz. Kaza oruçları varsa kaçırmasınlar bu günleri, sevaplı günler. Bir tane, iki tane bari olsa kaza oruçlarına niyet ederek bunları bu şekilde bir bir, iki iki bitirmeye gayret göstersinler. O zaman ay bitmeden hemen yakalayalım. Tabii bir tane bari tutalım, yani Şevval'den bir tane bari orucumuz olsun. Buna niyetlenelim. Tabii ki her şeyin başı sağlık. Tekrar tekrar söylüyoruz. Sağlığı yerinde olmayan kardeşlerimiz kendilerini asla zorlamasınlar. Şimdi sıcaklar da başladı. Şimdi sanırım önümüzdeki hafta biraz daha mevsim normallerinin üstüne de çıkacakmış sıcaklık. Bu konuya da biraz daha dikkat ederek oruçlarını yerine getirsinler. Hani evden çıkmayacaklarsa, çok fazla yorulmayacaklarsa o şekilde tutmayı denesinler. Yaza giriyoruz çünkü. Ha, kışın oruç ibadeti daha kolay. Hem günler evet, kısa hem sıcak değil. Onun için fakat şimdi biraz daha dikkat etsinler. Çünkü biz şimdi vur deyince öldüren bir halkız. Yani bir ifrat tefrit tarafındayız illaki. Orta yolu bulmak lazım. Pazartesi, perşembe oruçlarımız yani, orta yol. Dikkat edelim sağlığımıza. Böyle kendimizi kollayarak, ibadetlerimize de dikkat ederek bu mübarek günleri, bu vakitleri değerlendirmeye çalışalım. Şevval ayı bu şekilde dedik. Daha sonra hangi ay gelecek? Zilkade. Yani bu Zilhicce. Ayları, peş peşe gelen ayları bir türlü ayırt edemiyorum. Hangisi önce, hangisi sonraydı? Hep karıştırıyorum onları. Aynen. Fakat şöyle bir şey var Vilden Hanımcığım. Bunu nasıl aslında birbirine arkasına getirebiliriz? Nasıl oturtabiliriz kafamızda? Aylar, o kameri aylar ibadetlerimizle alakalı aylardır. Eğer ki ibadetlerimizi sıraya koyarsak o kameri ayları da oturturuz. Mesela Ramazan. Ramazan'dan sonra Şevval. Çünkü hadisi şerif var. Şevval orucuyla alakalı. Şevval'den sonra da hac ayları girecek. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Zaten bu üç ay peş peşe haram aylardı. Evet. Daha önce bunları da konuşmuştuk. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bu üç de peş peşe gelir demiştik. Şimdi onlar haram aylara girmiş olacağız. Bu ibadetlerimizi bu şekilde öğrendikten sonra aylara da ezberlemiş oluruz. Zilkade ne demiştik? Haram aylardan bir tanesi. Zilhicce ve akabindeki Muharrem. Haram aylardan da yine, kameri aylardan da yine 13, 14, 15'inde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç tutmamızı bize tavsiye ediyor. Şimdi o zaman Şevval'den sonra Zilkade'de başlıyoruz yine oruçlara Zilkade. Devam etmeye. Her aydan 3 gün. Bakınız ölçümüz bu. Her aydan 3 gün. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buna özen gösteriyor. Bize de tavsiye ediyor. Özellikle de ayların, kameri ayların ama 13'ü, 14'ü, 15'i. Şimdi Ocak, Şubat, Mart'ın 13, 14, 15'i değil. Kameri ayların, yani Zilkade'nin 13, 14, 15'i. Efendim Zilhicce diyemeyeceğiz. Çünkü Zilhicce'de bayram var ama öncesi bayram. Mesela diyelim ki yine diğer ayların 13, 14, 15'i kameri aylar. Takvime bakacağız. Kameri aylardan hangisinin 13, 14, 15'i denk geliyor? O aylarda, o günlerde. Ama niye o günlerde? Bunu da daha önce söylemiştik. 13, 14, 15. Niye demiştik? Hatırlıyor musunuz? Niye 13, 14, 15 demiştik? Peygamberimiz Aleyhisselam özellikle o günleri söylemiş. Evet. Neden? Çünkü bugün bilimin tespit ettiği bir husus var. O günlerde kameri, yani aya nispetle tespit edilen takvime göre ay o günlerde 13, 14, 15'inde dolunay halinde. Dolunay halinde ise ay çekim kuvveti daha fazla. Medcezir olayı daha fazla. Yani denizlerdeki, nehirlerdeki, su olan bölgelerdeki çekme, bırakma kuvveti dolunay daha fazla o günlerde. 13, 14, 15'inde. Peki insanın da 4'te 3'ü sanırım.
ya da 3'te 2'si gibi 4'te 3 diye hatırlıyorum. Sanırım büyük bir rakam. Ufak bir şey değil. Su. İnsanın 4'te 3'ü su. Ya da 3'te 2'si su. Bu ne demek? Ay insanı da çekiyor, bırakıyor. Çekiyor, bırakıyor. Peki böyle bir deprem yaşıyorsa insan kendini nasıl hisseder? Gelgit yaşıyor demektir. Aynı denizlerin çekilip bırakılması gibi insan da gelgit yaşıyor. Medcezir yaşıyor demektir. Peki bunu dengelemek için ne yapmak gerekir? Şimdi sürekli yiyip içen bir insanı düşünün, enerjiktir. Bir de böyle medcezir fazla olduğu bir, enerjisinin yüksek olduğu bir ana denk gelirse ne olur bu insan? Ya öfke patlaması yaşar, ya da efendim çok fazla enerjik olur, sağını solunu kırmaya, dökmeye başlar. Bunu dengelemek için işte Efendimiz Aleyhisselam dolunay halindeki o ayın 13, 14, 15'inde oruç tutmamızı tavsiye ediyor. Yani insanların öfkeli olduklarında, biraz daha enerjilerinin belki fazla olduğu anda oruçlu olurlarsa bu durumu onarabilirler, bu durumu dengeleyebilirler adına belki böyle bir tavsiyede bulunuyor. Şimdi doğru anladım değil mi? Yani önümüzdeki ayın 13, 14, 15'i değil, diğer takvime göre 13, 14, 15 aynen, olacak. Tabii. Peki hangi tarihlere denk geliyor hocam, biliyor musunuz? Takvime bakmak lazım. O yapraklı takvimlerde yazar. Bugün mesela ayın kaçı bugün? 26 Mayıs mı? Bugün 26 mı? 26 Mayıs. 26 Mayıs. Ama 25 Şevval. Takvime baktığımızda bunu görürüz. Kameri ayların hangi günü olduğunu da o yapraklı takvimlerden bulabiliriz. Zaten internette de İnternette mutlaka ki var. Aynen. Zaten Diyanet takvimi diye girdiğimizde çıkar muhtemelen. Diyanet takviminde her ikisi de mevcut. Şimdi Şevval'deyiz. Şevval'in 13, 14, 15'inde mesela tutulmuşsa oruçlar çok daha büyük sevap oldu. Her aydan 3 gün müstehap kabul edilmiştir. 13, 14, 15. Tamam. Heh. O zaman kazıyoruz aklımıza. Önümüzdeki aynen, aylarda 13, 14, 15'te orucuz. İnşallah. Şimdi Hazreti Ayşe'den de bir rivayet var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her ayın 13, 14, 15'inde diyor oruç tutmamızı tavsiye ederdi. Kendisi de tutardı. 13, 14, 15'inde. Yine bakınız. Pazartesi, perşembe oruçlarımız. Şimdi aylık oruçtan bahsettik biraz önce. Bir de haftalık oruçlar. Pazartesi, perşembe. Haftada iki gün. Ha, efendim iki gün tutmak zorunda mıyız? Yok, zorunda değiliz. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tutmuş, tutulmasını tavsiye etmiş. Hocam sürekli mi tutalım? Hiç fark etmez. İstersen ayda bir hafta tutabilirsin. İstersen nasıl işine geliyorsa. Ama mutlaka pazartesi ve perşembe günleri geldiğinde oruç tutmanın sevap olduğunu bil. Pazartesi ve perşembenin bilimsel olarak bir açıklaması var mı? Bilimselliğini henüz bakmadım, görmedim. Vardır muhtemelen. Muhtemelen vardır. Muhtemelen vardır. Çünkü Peygamberimiz ne diyorsa mutlaka ki bir hikmeti vardır. Evet. Ancak kendisine soruluyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Neden ya Resulallah pazartesi günleri, perşembe günleri oruç tutuyorsunuz? O da şöyle buyuruyor. Amellerimiz Allah-u Teala'ya pazartesi günleri ve perşembe günleri arz edilir. Benim de amellerimin Allah-u Teala'ya arz edildiğinde oruçlu olmayı isterim diyor. Şimdi hep şu örneği veririm bu bahis açıldığında. Yani yaramaz bir öğrenci düşünün. Öğretmeni biliyor onun yaramaz olduğunu ama çocuk karşısında hocasının, öğretmeninin gözüne girmek için mesela tahtayı silmiş. Şimdi artık tahta silme de kalmadı da her neyse bizim zamanımızda olsun, öyleydi. Bizde vardı. Ya da efendim sınıfı temizlemiş ya da hocasının masasını düzeltmiş, hocasının masasına bir çiçek koymuş örneğin affedilebilmek için. O öğretmen çok böyle sinir küpüne dönse de çocuğun yaptığı o davranışlar hürmetine der ki bak bu seferlik affediyorum. İşte bunun gibi biz de Rabbimize pazartesi ve perşembeleri dosyalarımız sunulurken olursak Rabbimiz şöyle bize bir bakar. Evet bu kulum yaramaz ama bugün oruç tutmuş ve benim için tutmuş. O zaman belki affedilme olanağımız çok büyük bir şekilde artar.
İşte onun için Peygamberimiz Aleyhisselam pazartesileri ve perşembeleri oruçlu olmayı isterim buyuruyor. Hocam oruç zaten çok farklı bir ibadet ya. Tabii ki çok mesela farklı. Normal zamanda böyle çok sinirli bir insan düşünelim. Normal zamanda bile böyle çok sinirli davranıyorsa, çok agresif hareketleri varsa oruçken o bile şey diyor. Ya of oruçluyum ya diyor. Bugün bana bulaşmayın bari diyor. Kendimi şuraya bir çekeyim diyor. Ağzımı açmayacağım diyor. Ya. Tutuyor kendini. Ya. Oruç çok farklı. Aynen öyle. Ve sabır. Aynen. Gerçekten sabır. Öfkesini yutuyor insan. Kaldı ki bakınız Şevval ayından sonra Zilkade girecek ya. Hı hı. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, haram aylardan ya. Artık öfkemizi tutma zamanı başlayacak. 3 ay. Her zaman zaten tutacağız da haram aylarda biraz daha tutacağız. Neden? Huzur-u mahşerde, bunu da yine her zaman programlarımızda dile getiriyoruz. Huzur-u mahşerde Rabbimiz bize gazaplanacaksa bile Allah muhafaza diyebiliriz ki Rabbimiz sen haram aylarda bu aylara hürmet göstermemizi emrettin. Tövbe suresinde. Biz de sen emrettiğin için o 4 haram ayda Zilkade, Zilhicce, Muharrem peş peşe geliyor. Bir de Recep. 4 ay. Bu aylarda sen bu aylara hürmet göstermemizi emrettin. Biz de şu arkadaşımıza öfkelenecektik. Şu kardeşimize öfkelenecektik. Kızacaktık. Trafikte gidiyordum. Beni solladı geçti. Yanımdan geçti. Neredeyse kaza yaptıracaktı. Kornaya tam basacaktım böyle ama haram ay olduğu aklıma geldi. Boş ver dedim. O da benim kardeşim dedim. Allah için affedeyim dedim. Gitti. Allah'ım bunun senin indinde bir kıymeti varsa senin için yaptım. Bugün de sen bana gazaplanma. Diyebilir miyiz? Deriz. Rahatlıkla deriz. Bu geleceğe çok büyük bir yatırımdır. Yani haddi hesabı yok. Haddi hududu yok. O gün o kadar işimize yarayacak ki bu amel. En çok bakın trafikte. Şimdi bakıyorum insanlara. O onun sağından geçiyor. Bu bunun solundan geçiyor. Varıyorlar gidiyorlar kırmızı ışıkta. Hepsi tekmil duruyor. Şimdi ne anladık? Yani sen şimdi önüme geçtin. Onun sağından geçtin. Bunun solundan geçtin. Buna korna çaldın rahatsız ettin. Ama kırmızı ışıkta aynı kuzu ışıkta. Kuzu durdun. Şimdi ne oldu? Değdi mi? İnsanların sinirlerini zıplatmana. O insan ağzından çıkacak bir bedduaya karşı gelmeye değdi mi? Değmedi. Hocam bazılarının onlar hoşuna gidiyor ya. Mesela şeyi duydum geçen. Sıfır geçmek diye bir şey varmış. Arabaya sıfır geçmek. Sıfır böyle, geçme. Çok dibinden geçiyormuşsun. Onu söyledikten sonra şey dedim ben de. Ya dedim diğer arabanın şoförü hamileyse dedim. Hamile bir kadınsa. Ve o anda hani arabayı çok yakın, çünkü ben de öyleyim, biraz böyle yaklaştığı zaman ay çok yakınıma geliyor, birazcık kaçayım falan da giriyorum. Hı hı. Çok yakın gittiğin anda o anda paniklerse, bir şey olursa bunu vicdanı nasıl kaldıracaksınız diye sordum. Bu sıfır geçmek diye bir şey oluyormuş. Bundan bile keyif alabiliyorlar. Şimdi yani kardeşlerimiz böyle o Sırat Köprüsü'nden sıfır geçmenin hesabı yapacaklarına, demek ki trafikte sıfır geçmenin hesabını yapar olmuşlar. Bu yani boş iş diyeyim. Sırat Köprüsü'nden sıfır geçmek nasıl olur? Bence insanlar bunu hayal etsinler. Bence de. Bu Sırat Köprüsü'nden nasıl geçilecek acaba? Acaba oradan geçerken kıldan ince, kılıçtan keskin diyoruz. Sırat Köprüsü. Acaba cumburlap cehenneme mi düşülür? Allah muhafaza. Yoksa acaba ne zaman varacağız o köprünün sonuna? Nasıl geçeceğiz oradan? Kimle geçeceğiz? Kim bizim elimizden tutacak? Ya da biz kimin elinden tutacağız? Hayır, madem hobi edinmek istiyorsun, insanlığa faydalı bir hobi edin. Bu hobi ise sizin gözünüzde. İşte yani bu kardeşlerimiz de tabii ki dua edelim. Basiretleri açılsın. Hayırlı işler yapsınlar. Doğruları yapsınlar. Kaldı ki üzüntümüz şudur. Bu kardeşlerimiz genellikle genç kardeşlerimiz. Gençlikleri evet. Böyle boşa giderse Allah korusun. Yani sen sıfır geçerken Allah muhafaza bir trafik hatası yapsan, Allah muhafaza telafisi imkansız bir şey ortaya çıksa, yani cezaevinde vakit geçirmeye değecek bir davranış mı? Değmez ki. Hiç değmez hem de. Bir de çok ya onu hesaplaması bile gereksiz ya. Yani onu hesaplamak için bir beynini yoruyorsun ya, bak şimdi şuradan sıfır geçeceğim, birazcık daha yanaşayım falan diye. Bu bile çok gereksiz bir şey. Demek ki bu gençlerimizin hedefleri farklı. Yani hedef bu kadar demek ki. Böyle bir hedef varsa vah vah.
bu kardeşlerimizin hedefleri çok daha farklı olmalıydı. Kesinlikle. Acaba ben bu ülke için nasıl insansız hava aracı üretebilirim? Acaba ben bu millet için nasıl bir gelecekle karşı karşıya kalabilirim? Nasıl bir faydam olabilir ki? Veya acaba ben milletimin yaşlıları için ne yapabilirim? Kendi yaşıtlarım için ne yapabilirim? Benden küçük kardeşlerime nasıl örnek olabilirim? Hedef bu. Hedef bu olmalı. Yani dua edeceğiz. Evet. İnşallah kardeşlerimize dua edeceğiz. Kardeşlerimize dua edeceğiz. Burada şöyle düşünüyorum, her zaman da dile getiriyorum. Bazen sinirleniyoruz trafikte, en çok trafikte sinirleniyoruz evet. belki. Gerçekten artık birbirimize tahammülsüz hale gelmişiz. Bakıyorum, şahsım adına şöyle düşünüyorum. Bir kardeşim benim canımı sıktı trafiğin içinde. Şöyle bir bakıyorum, bu Muhammed ümmeti diyorum. Yani bu benim kardeşim olsaydı nasıl davranırdım acaba? Acaba bu arabayı kullanan bayansa özellikle, bu benim annem olsaydı nasıl davranırdım acaba? Bu benim kız kardeşim olsaydı, yeğenim olsaydı nasıl davranırdım acaba? Diye düşündüğüm zaman hiçbir sinir falan kalmıyor. Ben şey diye düşünüyorum, dur diyorum şimdi ağzından kötü bir şey çıkmasın diyorum. O da kulaklığına girer, bunu nerede bulup da helalleşeceksin diyorum. Sus yürü diyorum, öyle geçiyorum. Yani hepimiz bu kainatın bir parçasıyız. Yani bunların hepsi birer hücre. İnsanların hepsi birer bu bütünü oluşturan birer parça. Bir tanemize bir zarar gelse aslında bütünü etkiliyor. Tabii ki etkiliyor. Etkilemez olur mu? Böyle göle atılan taş gibi. Göle bir taş atıyorsunuz ama o taş sadece düştüğü yeri etkilemiyor. Dalga genişleyerek ta gölün kıyısına kadar gidiyor. İşte bunun misali herhangi birimize bir şey olacak olsa dalga dalga bütün toplumu kesinlikle etkileyecektir. Hayatı da bu kadar zorlaştırmaya gerek yok. Aynen öyle. Yani bir toplumu bir insan vücudu gibi düşünün. Bir tanesine bir zarar gelsin bütün vücut etkilenir. Allah korusun. Yani bir gözümüze bir şey olsa, bir elimize, parmağımıza, ayağımıza, bir kulağımıza bir şey olsa bütün vücut etkilenir. İşte aynen onun gibi aslında. Evet hissetmiyor gibi oluyor ama şöyle alıcı gözüyle biraz baktığımızda gerçekten de hissediyoruz. Çünkü mesela komşumuzun çocuğu diyelim uyuşturucu kullanıyor ama bana ne canım? Yok. Bana ne değil. Ondan sonra sen elinden geleni yapmayınca ne oluyor? Senin çocuk da başlıyor aynısına. Veya ileri geri konuştun, yargıladın, Allah korusun, Allah onu senin başına da veriyor. Onun için ona yapılan bana yapılmıştır deyip ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte seferber olunmalıdır. Yoksa benim arabam çizilmesin trafikte, aman bana bir şey olmasın ya da şey olmasın, bana olduysa sana olmuş demektir zaten. Aynen öyle. Olacak yani. Aynen öyle. Şimdi Şevval dedik, Zilkade dedik. Zilkade haram aylardan dedik. Haram aylarda da yine perşembe, cuma, cumartesileri oruç tutmak. Bütün. Cuma, cumartesi artık 3 gün peş peşe. Perşembe, cumartesi, pazar. Hı. Ama efendim cuma, cumartesi de tutabilirsin. Cumartesi, pazar tutabilirsin. Kaza olan oruçlar varsa tekrar tekrar söylüyoruz kazalarına niyet etsinler. Hani cuma günü tek tutulmaz ya, cumartesi de tek tutulmaz. Ama insanların kazaları varsa tabii ki tercih etmemekle birlikte cuma günleri de tutabilirler ki bir an önce kazalarının bitmesi adına. Zilkade bu şekilde. Neden tek tutulmuyor hocam cumartesi? Çünkü müminlerin bayramıdır cuma günü. Cumartesi de başka dinlerde geçiyor. O yüzden tek gün tutulmuyor. Tutulacaksa cuma, cumartesi, pazar veya perşembe, cuma bu şekilde. Hmm. Yani ama kaza varsa o zaman tercih edilmemekle birlikte tutulabiliyor. Fakat nafile dediğimizde perşembeyle veya cumartesiyle birleştirilmelidir cuma günü. Hmm. Tamam, tek tutmayacağız. Tek tutulmuyor. Aynen. Sadece bu aylar için mi geçerli? Yok. Bütün cuma günü her zaman için geçerlidir. Tüm yılı. Tamam, cuma, cumartesi. Zilhicce hac ayı. Zilhicce hac ayı. Zilhicce'nin de ilk 9 günü oruç tutmak çok sevap. İlk 9 günü bakın bu çok farklı bir oruç yine. İlk 9 günü zaten 10. günü de bayram, kurban bayramı. Kurban bayramı da 4 gün. 4 gün boyunca oruç tutmak ise haram kurban bayramında. Evet. O yüzden kurban bayramında oruç yok ama Zilkade'nin ilk 9 günü oruçlu olmak çok sevap. Yine Arefe günü, kurbandan bir gün önce oluyor. Arefe günü oruç tutmak bir sene önceki ve daha sonra işlenecek olan bir sene sonraki günahlara, toplam 2 senelik günahlara kefaret kabul ediliyor. Arefe günü tutulan oruç.
kurban geliyor. Bunu tekrar inşallah programımız nasip olursa tekrar gündeme getirelim. Arefe gününü kaçırmayalım. Müsait olanlarımız Arefe gününde mutlaka oruçlarını tutsunlar. Ha, 9 gün tutamayabilirler ama Arefe gününü inşallah değerlendirelim. Bir gün oruç tutacağız. Bir sürü gün yerine sayılacak. 2 yıllık günaha kefaret sayılıyor. Yani bu az bir şey değil. 2 yıl. Çünkü oruç zaten başlı başına cehenneme kalkan, bir de Arefe günü tutulan oruç daha bir kalkan, daha büyük bir faydası var. Çünkü Allah-u Teala Arefe günü o kadar çok kişiyi affeder ki diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O kadar çok kişiyi affeder ki. O Arefe gününü değerlendirelim. Şimdi o bayram vakti yaklaştığında yine dile getireceğiz. Yani ne yazık ki hanımlarımız Arefe günlerini temizlikle geçirirler. İşte tatlıdır, börektir, çörektir, evin ihtiyacıdır, alışverişidir, temizliktir. Bunlarla vakit geçiriliyor. Fakat tam tersi, bir hafta önceden işlerinizi bitirin, Arefe günü de oruçlu olun. Değil mi? Aynen. Ertesi günde bayram zaten. Bayramın telaşı başlayacak. Hiç olmazsa hem dinlenmiş olursunuz Arefe günü, hem de ibadet sevabı almış olursunuz. Günahlarımız dökülür. Bunu hanımlara çok anlatıyoruz. Fakat tabii genel geçer, uygulama geçerli olduğu için habire perdeler tüller iner, temizlikler yapılır. Bu doğru bir davranış değildir. Arefe günü oruç. Hanımlara seslenelim. Hanımlar son güne iş bırakmayın. Son güne iş bırakmayın. Bir de hani kökten temizlik falan daha sonra yapın yani. Bunu misafir şimdi salona geliyor zaten. Tabii misafir banyoya mı giriyor? Misafir yatak odasına mı giriyor? Misafir çocuk odasına mı giriyor? Misafir salona geliyor. İkram edersek bir kahve içiyor. Kolonyamızı, şekerimizi alıyor ve gidiyor. Biz Müslüman insanlarız hocam. Bizim evimiz zaten hep temizdir ki. Zaten, biz temizliğe dikkat ederiz. Aynen. Zaten evimiz temizdir yani. Bu kadar bu işi büyütmeye, bu kadar mükemmeliyetçi olmaya, aman şurası da pislemesinler, aman şöyle de temiz hanım desinler. Bunu biz dedirtmek zorunda değiliz ki. Tabii kendimizi ki. İspatlamak zorunda değiliz ki. Biz kendimizi kime ispatlayacağız? Allah-u Teala'ya ispatlayacağız. Tamam, içimiz temizse zaten dışımız da temizdir. Olmuş da bitmiştir. Yani bunu bu kadar büyütmenin alemi de yoktur. Ve Arefe gününü özellikle değerlendirelim. Temizlikle falan vakit geçirmeyelim. Orucumuzu tutalım. Bir sene önceki günahlar ve bir sene sonraki günahlara, 2 yıllık günahlara kefaret, bu az bir şey değil yani. Şimdi tekrar edeyim ben. Önümüzdeki bu 3 ayın 13, 14, 15'inde tabii ki bizim takvimimize göre bütün değil ayların, ama. Bütün kameri ayların, bütün 12 kameri tane, ayların. Bütün kameri ayların 13, 14, 15'i zaten Ramazan'da evet. Tümden oruçluyuz. Evet. Sonra Zilhicce'nin ilk 9'u. Arefe günü özellikle Arefe tutulması günü gerekiyor. 9 gün tutamıyorsak. Aynen. O 9 günü peki diyelim ki şartlar çok el vermiyor. 9 gün peş peşe tutamıyor ama bir gün tutacak, bir gün tutmayacak. Tutsun. Oluyor aynen. Değil mi? Aynen. Onu böyle da yapabilir. Peş peşe şartımız hiçbir zaman tabii yok. Tabii ki onu da yapabilir. Aynen. Zaten bu oruçlar müstehap olan, sevap olan nafile oruçlardan, farz değil yani. Hı hı. Ramazan gibi. Tabii ki herkes gücüne göre ve imkanına göre. Yani şunu diyebilir Allah-u Teala. Allah'ım evet 9 gün sevaptı ama benim gücüm buna yetti. Ben çalışıyordum, sıcakta kaldıramadım, rahatsızdım. Yani su içmem gerekiyordu, yemek yemem gerekiyordu, ailemin rızkını temin etmem gerekiyordu. Bir gün tutabildim. Tamam, o bile Allah indinde o kadar büyük bir belki mükafat görecek ki, burada önemli olan niyettir, samimiyettir. Yeter ki kalben inanalım, kalben niyet edelim. Hatta hiç tutamasa bile. Diyelim ki şimdiden bu programımızı kardeşlerimiz dinlediler. Aa ne güzelmiş, Zilhicce'nin 9 günü tutayım oruç dedi. Ama oldu ki bir şey çıktı karşısına, engel çıktı, tutamadı. Ve çok üzüldü. Ne biliyoruz, belki de Allah-u Teala o 9 günü tutmuş gibi kabul edecek ve defterine, hanesine yazacak. Niyet. Niyet çok önemlidir. Aynen, niyet o kadar önemlidir ki biz yapamasak bile elimizde olmayan sebeplerle Allah-u Teala onu bize bağışlıyor. O zaman niyetimizi iyi tutacağız. Zaten şöyle de bir durum var. Diyelim ki kardeşlerimiz bir ibadeti yapa geldiler. Örneğin Arefe günü diyelim, oruç tutma hı hı. ibadeti. Hep tuttular gençliklerinde. Bütün fırsat buldukça, efendim muayyen günlerine de denk gelmediyse tuttular. Ama ola ki yaşlandılar. Artık oruç tutamayacak hale geldiler. Ve üzülüyorlar.
şimdi gençliklerini hatırlıyorlar. Ben diyor genç olsaydım şimdi diyor orucumu tutardım, ağlıyor. Ben şimdi tutamayacağım diyor. Ama Arefe günü geçer mi böyle boş boş orucumu tutacaktım ben diyor. Ama tutamayacak sağlığı çünkü el vermiyor. İşte bu kardeşimiz geleceğe bir yatırım yapmıştır gençliğinde. Bu büyüğümüz yatırım yapmıştır. Yapamasa bile Allah-u Teala meleklerine soruyor. Bu kulum bu rahatsızlığı yaşamasaydı, bu yaşa erişip de güçten düşmeseydi, bu ibadeti yapmaya devam edecek miydi? Melekler diyorlar ki evet Rabbimiz edecekti. O zaman diyor bilin ki aynen yapmış gibi yazıyorum. Bu süre gelen ibadetler bizim için çok önemli. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam az ama devamlı olan ibadetler diyor. Bunları edinin, bunları yapın. İbadetleriniz böyle birden bir gecede efendim 1000 rekat namaz kılmak değil. Az ama devamlı olan diyor ibadet kıymetlidir. Bunun için kıymetlidir. Mesela bir gece kalksın kardeşimiz 50 rekat, 60 rekat teheccüd kılsın. Ama sonra da hiç kalkmasın. Tamam, bunun yine sevabı olur tabii ki. Ama her gece kalkıp 2 rekat namaz kılıp yatması çok daha evladır. Az olsun, temiz olsun. Az olsun ama devamlı olsun. Önemli olan devamlı. Ola ki bir gece kalkamadı. Rahatsızlandı. O gece kılamadı. O gece kılacağı için normalde bir engel çıkmasaydı kılacağı için Allah-u Teala o kardeşimize kılmış gibi yazıyor. Bu kaynaklarımız da sabit. Onun için biz buna geleceğe yatırım diyoruz. Geleceğe yatırımımızı yapalım inşallah. Hani Arefe oruçlarımız olur, pazartesi, perşembe oruçlarımız olur. Yani kendimize böyle virt edindiğimiz, adet haline getirdiğimiz, bize özgü olan bir ibadetimiz olsun. Mesela arkadaşımız bizi aradığında, ha villa pazartesileri oruç tutar, ona gitmeyelim pazartesi günü, salı günü gidelim diyebilmeliler. Ne güzel. Yani villa biliyoruz ki her pazartesi oruç tutar. Veya Vildan biliyoruz ki kameri ayların 13, 14, 15'inde oruçlu olur. Biz toplantımızı, arkadaş toplantımızı şu güne yapalım diyebilmeliler. Ve eğer bilmeyen varsa, bu kameri ayların mesela 13, 14, 15'inde evet, oruç tutulması gerektiğini evet. bilmeyen birisi varsa o da öğrenecek. Ha, o da öğrenecek. O da başlayacak. Aynen. Madem öyleymiş ben de yapayım. O bir başkasına, aynen. bir başkası bir başkasına. Aynen. Böyle silsile şeklinde gidecek. Ve sebep edecek. Olduğumuz için onlar sevap kazandıkça aynısı bize de yazılacak. Bir de hocam böyle yıl içerisinde hiç oruç tutmayıp da Ramazan ayı geliyor hemen başlıyoruz ya ilk günden oruç tutmaya. Çok zor oluyor o zaman. İşte peygamber... Bünye alışmış oluyor. Aynen. Peygamber aleyhisselam işte onun için bütün seneye oruçları yaymıştır. Evet. Yani bakınız Şaban ayı ya. Hı hı. Recep, Şaban, Ramazan. Ramazan. Şaban ayında en çok oruç tuttuğu aydır Şaban ayı. Ramazan'dan sonra yavaş 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 yükselerek gidiyor oruçlar. Şaban ayında en son çok oruç tuttuğu ay. Ramazan'da da zaten tamamı oruçlu. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bünyenin oruçtan bağını kesmemesi, Ramazan'a da daha da alışık olma, Ramazan'a daha rahat girme adına belki bütün yıl boyunca oruçları bu şekilde bize tavsiye etmiştir, göstermiştir hayatında. Ramazan'da da zaten bunları uygularsak zorluk çekmeyiz. Tabii ki çekmeyiz. Yani vücut zaten alışkın olacak. Çünkü Ramazan'ın mesela birinci günü çok beter oluyoruz değil mi? Ne oluyoruz? Başımız ağrıyor. Teraviye gidilecek. Ya işte ama evde mi kılsam ki? Yerimden baş kalkamam. Çatlıyor. Neden? Çünkü vücuttaki o toksinlerin atılmasının emaresiymiş o. İlk gün öyle olduğu için mecburen baş ağrıyor. Yemek içmek de olmayınca. İkinci gün biraz daha rahatlıyoruz. Üçte biraz daha rahatlıyoruz. Ama ilk başta daha öncelerde oruç tutulmadıysa, alışkanlık olmadıysa Ramazan'ın ilk günlerinde çok zorluk çekiyoruz. Dediğiniz gibi ha bu zorluğu çekmememiz adına inşallah Ramazan'dan sonra da oruç ibadetinin bitmediğini hatırlayalım ve ara ara olsa imkanımıza göre oruçlarımızı tutalım. Evet, bununla birlikte programımızın sonuna geldik. Evet, son olarak ne söyleyeceksiniz hocam? Bir şeyler daha söyleyelim, öyle kapatalım. Rabbimiz yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Amin. En çok şurası önemli.
İbadet yapmak önemlidir ama bu ibadetleri korumak daha önemlidir. Rabbimiz elimizle, dilimizle kendi kendimize zarar veren kullarından olmayı bizlere göstermesin. Aman biz yaptığımız ibadetleri de koruyan kullarından olalım. O zaman Rabbimiz ibadetlerimizle bizi bütünleştirsin desek bütünleştirsin, doğru demiş olur muyuz? Aynen, Ramazan'daki hallerimizi de muhafaza etmemizi nasip etsin. Çok güzel, duamızı da yaptık o zaman. Kapatıyorum hocam. Kapatalım inşallah. Evet efendim, hayatın içindenin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Hoşçakalın. We'll be right back.